Lanet! Kimden? Nereden gelirse gelsin! Cezasız kalmaz! Ben ki, yedi iklimin padişahı Sultan Murat Han. Bu sana son ihtarım. Ateş! Revan Kalesi er yahut geç düşecek. Derhal teslim olur. Merhametime sığınırsa, kahrımın kılıcı kınına tekrar girer. Eğer mağlup olur isem, kapıları açın. Sultan Murat'a şehrin anahtarını teslim edin. Ey ahali! Revan! Yeniden Osmanlı mülküdür! Hatun casusmuş. Ne pahasına olursa olsun, bu gece saraydan çıkmak zorundasınız. Sultan Murat bence çoktan ölüm fermanınızı verdi. Birbirine karşı muhabbet ve merhamette aile yek bir vücut gibidir. Fertleri de uzuvları. Sultan Murat'ın hükmü neyse ona razı geleceğim. Düşman toprağında yaşamaktansa kendi evimde, kendi sarayımda ölmeyi yeğlerim. Bir uzuv hastalandığında vücut nasıl onu korumak için savaşıyorsa, kul da ailesi için savaşmalı. Cerrahlı bir kolu kesmezsen, irin bütün vücudu sarar, çürütür, yok eder. Hıyanet de ruhun cerrahatıdır. Bu sebeple cezası en çabuk verilen şer, hıyanettir, isyandır. Düşmanlarıyla birlik olup ailesine isyan eden zatın nizam-ı alem için şer'en katli vaciptir. Hünkârım. Bu nasıl bir tesadüf? Tesadüf mü padişahım, yoksa tevafuk mu? Belli ki Yüce Rab karşılaşmamızı istemiş.
Başın sağ olsun Gülbahar. Sen bir de utanmadan başsağlığımı diliyorsun. Sakın üzülmüş gibi yapma. Her şeyim gibi bu da sahte. Sen öldürdün onu. Evladımın canını sen aldın. Beni suçlama sakın. O hançeri kendine sapla. Oğlunun kanına sen girdin. Onun mahvına sen sebep oldun. Oysa senin bağışlanmanı istedi. Ve ben hiç istemesem de bunu kabul ettim. Ömrünün geri kalanını zindanda geçireceksin. Sana. Bugün kastığın mezara sadece Bayezid değil. Murat da düştü. Kasım da, İbrahim de. Ve doğacak tüm şehzadeler. Belki de Arzum Gül. Her şeye hükmetmek için kendi evladına dahi kıyarsın sen. Kimdir bu adam paşam? Malumatım yok. Ben de ilk kez görüyorum. Tuhaf. Tuhaf olan ne? Sizin için Sultan Murat'ın sağ kolu derler. Gözü kulağı. Ona dair her şeyi bildiğinizi sanırdım. Sultan Murat senin şahına benzemez. Bir deryadır o. Bir umman. Kaldı ki herkesin sırları vardır. Senin mesela sırların yok mu?
Aziden kalan yükleri. Kazandığın her zaferin bir bedeli olacak demiştin. Kanın dökülmeden kan dökemeyeceksin. Haklı çıktın. Hayvanı aldım. Lakin bir bedel oldu. Ağır bir bedel. Mekanı cennet olsun şehzademiz. Sana bir sual daha sormuştum. Soy. Hanedan kimden devam edecek diye sormuştunuz. Sen de en büyük düşmanınla savaşının neticesi bunu belirleyecek demiştin. Benden onu bulmamı istemiştin. Rüyalarıma giren, peşimi bırakmayan siyah atlıyı buldum. En büyük düşmanınız yine kendiniz. Ve siz onunla girdiğiniz savaşı çoktan kaybettiniz. Peki. Şimdi ne olacak? Savaşta kaybedenlerin akıbeti bellidir. Eğer ölmezlerse esaret altına girerler. Siz de şimdi Sultan Murat Han Hazretlerinin, yani gücün esaretindesiniz. Ve bu güçten kurtuluşunuz yoktur padişahım. İşin aslı, hanedan sizden devam etmeyecek. Kardeşleriniz, onlardan biri çıkacak tahta. Size rağmen çıkacak. Kasım, sen niye hazırlanmadın? Siz neden hazırlandınız? Hususi cenaze töreni mi olacak sandınız? Olmayacak mı? Olmayacak tabii. Yaptığı onca hainlikten sonra bir de at mı yakacaktık? Kasım, en azından böyle bir günde yapma bari. O bizim kardeşimizdi. Hiç değilse ölünün arkasından konuşma, hürmet et. Kusura bakma Hatice. Bayezid validesiyle bir olup cellatları üzerime saldığında kardeşlik falan kalmadı. Yalandan nezaket göstermenin lüzumu yok. İbrahim. İbrahim, iyi misin? Kardeşim. İbrahim. Bayezid. Sabahyeli isminde bir kısrağı vardı. Pek uysuzdu. Bir defasında şahlanıp Bayezid'i sırtından atmıştı. O geldi aklıma. Bir de her kabahat işlediğimizde şimşirliğin oraya giderdik. Akşama kadar şimşir ağaçlarının arkasında saklanırdık. Ağlar bizi bulamazdı. Thank you.
Yıllar sonra bir padişah sefere çıktı. Hem de muzaffer döndü. Döndü dönmesine de. O hengamede Şehzade Bayezid'e kıydılar. Sultan Murat da böylece en büyük rakibinden kurtuldu. Kurtuldu ama... Şehzade Bayezid sebepsiz yere mi idam edildi sanki? Az değilmiş, ihanet etmiş. Ne malum öyle oldu? Ya yalansa konuşulanlar? Hünkar oğlum debdebeyle döndü. Zaferini kutluyor. Birazdan teşrif ederler. Sultanım. Eski saraya dönseydiniz daha iyi olacaktı. Şimdi hünkârımız sizi burada görünce... Emine karşı geldiğinizi düşünüp... daha evvelden dediği gibi... Allah muhafaza... Şehzademiz Kasım ve İbrahim Hazretlerini. Sultanım, kafese kapatırsa ne yaparız? Validem. Demek bu yüzden. Hünkar abim sizi bizle tehdit ettiği için eski saraya gitmeyi kabul ettiniz. Gözümü korkutmak istedi sadece. Yoksa öyle bir niyeti yoktu. Nasıl yoktu validem? Her şeyi hesap etmiş. Bizden vazgeçmeye hazır. Çabuk. Validem. Elimizi çabuk tutalım. Saltanatın bana tevcihi için ne lazımsa süratle yapalım. Şişt. Kız sesini aklından dahi geçirme. Bu işler öyle bugünden yarına olacak şeyler değil. Tereddütünüzü anlamıyorum. Ne oldu? Kararınızdan vaz mı geçtiniz? Gün hünkâr abinin günü. Seferden muzaffer döndü. Tüm meydan onun. Maazallah yanlış bir karar verirsek felaketimiz olur. Şimdi sabır silahını kuşanıp bekleyeceğiz. Anladın mı beni? Peki. Bir eski saraya gitmenizi isterse...
Hünkârım, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Revan'ın fethi bütün kullarınızı sevince boğdu hünkârım. Bilhassa Tebriz'i almanız muazzam bir zafer. İşittim ki taş üstünde taş kalmamış. İnşallah İslam sancağını daha ileriye taşıyacağız Kemankeş. İnşallah hünkârım. Valide sultanımız, sultanlarımız, şehzadelerimizle birlikte teşriflerinizi beklerler. Demek valide sultanımız burada. Hala. Hünkârım. Zaferiniz mübarek olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. İnşallah Dilaver Paşa. Hünkârım, ulaklarımız zaferinizin haberini cihanın dört bir yanına ulaştırdı. Frank kralları siz yüce padişahımıza tek tek tebrik mektupları yollamışlar. Sultan Murat Han Hazretleri. Hoş geldin hünkâroğlu. Zaferinle hepimizi gururlandırdın. Kademin mübarek olsun. Eksik olmayın valide. Sizi burada görmeyi beklemiyordum. Senin yokluğunda herkesin emniyeti için Harem-i Hümayun'da kalmamın daha münasip olacağını düşündüm. Sen geldiğine göre artık dönebilirim. Lüzum yok. Valide Sultan olarak sizin yeriniz burası. Nihayet sağ salim döndünüz hünkârım. Zaferiniz hayırlara vesile olsun. İnşallah. Bir an önce dönmeniz için her gün dua ettim hünkârım. Allah zaferlerinizi daim etsin. Amin. İbrahim nerede? İbrahim burada olmak, sizi karşılamak çok istedi. Lakin biraz rahatsız. Ayağa kalkacak mecali yok. Güzel sultanım. Ne kadar büyümüşsün sen böyle. Hünkârım. Hoş geldiniz. Şehzadelerim. Rabbimden bir şehzade dilerken bana iki şehzade verdi. Hmm.
İbrahim. Ne yapıyorsun? Niye gelmedin karşılamaya? Hünkârımız seni sordu. Atike de durumu kurtarmak için yalan söylemek zorunda kaldı. Şeytan görsün onun yüzünü. Dikkatli konuş, yerin kulağı var. Ne yaptı Revan Fatih'i? Esip güllemiştir yine. Validem hakkında karar verdi mi? Korktuğumuz başımıza gelmedi kardeşim. Validemiz burada yanımızda kalacak. Yani bu gece huzurlu bir uyku çekebiliriz. Madem Hünkar abim gölge istemiyor, bizler de topun ağzındayız. Bilhassa sen. Zira en büyük şehzadesi. Böyle demiştim Bayezid, hatırlıyor musun? Sen sanır mısın ki validemin burada olması Hünkar abimi durdurur? Bilakis ona baktıkça gözündeki iktidar ateşini görecek. Ve acısını bizden çıkaracak. Bilhassa senden. İşte bu sebeple kardeşim. Artık bize huzurlu uykular haram. Ordugi abi mektup yollamışsınız. Kemankeş Ağa'ya yazdığınız mektubu diyorum. Benim elime geçti. Gülbahar'ın kaçtığını yazmışsınız. Bayezid'in orduyla payitahta yürüyeceğini yazmışsınız. Bir de tahtın Kasım'ın hakkı olduğunu yazmışsınız. Ben Bayezid'in niyetini anlayınca tedbir olarak yazdım onu. Hem ne yapsaydım Murat? Kaderimize razı mı gelseydim? Sen zaten bana inanmıyordun. Siz de üzerime toprak atıp tahta namzet seçtiniz hemen. Öyle mi? Oğlum, ben valide sultanım. Ne olursa olsun bağrıma taş basıp icap eden neyse onu yapmaya mecburum. Hem bıraksaydım da haini devlet Bayezid mi çıksaydı tahta? Orası öyle. Hainler bir değil ki. Sana haber de acem casusuymuş. Evet, Fahriye icabına baktı. Sırlarıyla toprak oldu. Ölmeden önce bir paşadan bahsetmiş. Tabii kim olduğunu öğrenemedik. Gülbahar da konuşmadı hala. Gülbahar hala idam edilmedi mi? Bayezid'in son arzusuydu. Valideme dokunmayın, yaşasın dedi. Gerçi ben razı gelmedim. Bir mektup bulup getirdiler. Bayezid validesine yazmış. Onu okuyunca dayanamadım. Bugün ha yarın dönersiniz derken aylar geçti. Çok merak ettim. Mektuplarıma da cevap vermedin doğru düzgün. Sefer şartları malum. Fırsatım olmadı. Bizim oralarda bir söz vardır. İstanbul'u hayatında bir kez gören ya İstanbul'a gelirken yolda ölür, ya İstanbul'da ölür, ya da İstanbul hasretiyle ölür. Burası muhteşem. Adeta bir rüya alemindeyim.
Az bile demişler. Acem şehzadesi Emir Güne. Zevcem Atike Sultan. Sultanım, şeref duydum. Revan Kalesi'ni teslim ederek hünkârımızın alakasına mazhar oldu. Hünkârımızı hizmetine aldılar. Eski dosttan düşman olmaz derler bizde. Lakin eski düşmandan dost olur mu acaba? Paşam, Zevcen'in sultanımız latif olduğu kadar nüktedan da. Ne kadar talihlisiniz. Uzun ve yorucu bir yolculuk oldu. İncili köşk hazır. Ağalar, refakat edin. Neydi az önce olanlar silahtar? Biraz yakışıksız kaçmadım sence de. Lüzumsuz yere kıskandın beni. Vaziyeti yanlış anlamışsın. Mevzu başka. Öyle mi? Neymiş peki? Niye düşmanca davrandın o zaman? Daha düne kadar bize kılıç sallıyordu. Şimdi hünkârımızın yanında. Ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Ben de aptal gibi ne zannettim? Beni hiçbir zaman onun kadar sevmeyeceksin değil mi? Bunları konuşmanın sırası değil. Keşke maziyi unutmanın, onun hayaletinden kurtulmanın bir yolu olsa. Keşke. Hünkârım, Gülbahar Sultan'ı sual etmişsiniz. Kendisi Rumeli Sarı zindanlarında. Arzu ederseniz derhal getirtelim huzurunuza. Neden sakladın kemankeş? Validem böyle buyurdu değil mi? Bağışlayın hünkârım. Ben... Bayezid'in önünü kes. Kasım'ı tahta çıkaralım. Nedir bu itimadın sebebi hikmeti? Onca paşa dururken validem neden sana mektup yolluyor? Hünkârım, ben Yeniçeri ağası olduğumdan mütevellit, askeri benim zapt edebileceğimi düşünmüşler. İlaveten malumunuz üzere uzunca bir müddet Ketu dağlığını yaptım. Beni iyi bilirler. İtimat ederler. Emri hak vuku bulsaydı, ben bu diyardan göçüp gitseydim, sen validemin emrini yerine getirecektin. Bir şehzadeye karşı başka bir şehzadenin yanında olacaktın. Üstelik Bayezid Ekber Şehzade. Padişahına ihanet eden ve dahi onun canına kasteden şehzade Ekber dahi olsa haindir. Ve ben hiçbir surette onun safında yer almam. Senden beklediğim cevap buydu. Yanıltmadın beni. Padişaha ihanet eden kim olursa olsun, şehzade yahut sultan, yanında olmadığın gibi karşısına dikileceksin. Valide sultanımın söylediğine göre Gülbahar Sultan'ın bir paşayla irtibatı varmış. Kim sence bu paşa? Hünkârım, payitaht ve çevresinde ikamet eden nice paşalarımız var. Halen vazifede olan yahut emekli olan ne kadar paşa varsa usulünce tetkik ettim. Lakin henüz bir neticeye ulaşamadım.
kesede taşıdım seni her gittiğim yere. Her sabah ilk iş saçlarını kokladım şehzademin. Nasıl büyüdüğünü düşündüm. Suretine çizgiler ekledim. Aslan gibi olmuşsun. O günler geçti artık. Mazide kaldı. Selim'i evvelden aldı. Süleyman da Sultan Süleyman Han'dan. Allah ikisine de merhum ataları gibi muhteşem bir ömür nasip etsin inşallah. Selim, Süleyman, bundan böyle benim en değerli varlıklarım. Murat, yokluğunda sana haber bana saldırdı. Beni öldürmeye çalıştı. Neyse ki ben hakkından geldim. İşittim. Kendini de evlatlarımızla korumuşsun. Kaya, ben sana söyledim. Bu çocuklar Rabbimizin bir lütfu bize. Güzel günlerin habercisi olur. Sen seferdeyken herkes üzerime geldi Murat. Şehzadelerimi benden alıp beni idam edeceğini söylediler. Ne yalan söyleyeyim. Ben de öyle düşündüm. Bazı geceler uykumda nefesim kesiliyor. Ben bu hususta diyeceğim dedim Farya. Benden korkmanın lüzum yok. Verdiğim söz baki. Sen sadece evlatların için endişelen. Biz artık bir aileyiz. Bundan böyle tek derdimiz onları korumak ve yetiştirmek. Sultanım. Demek oğlumun yanında getirdiği meşhur emir güne sensin. Benim sultanım. Şaşkınlığımı bağışlayın. Lakin Kösem Sultan deyince başka türlü tahayyül etmiştim. Siz nasıl desem, gençliğinizin zarafetiyle bir elmas gibi ışıldıyorsunuz. Kullarımda aradığım sadakattir. İltifat değil. Sadakatimden de zamanla emin olacaksınız. Sen Safevi hanedanına mensup bir acemsin benim için. Nasıl emin olabilirim? Nasıl ikna edeceksin beni? Sultan Murat'ı nasıl ikna ettiysen sizi de öyle. Sultan Murat Sanavberi de saraya getirmişti. Sonra sizin gönderdiğiniz bir casus olduğu ortaya çıktı. Yazık. Akıbeti çok fena oldu.
Yani diyeceğim o ki, ağzınla kuş dahi tutsan senin bir Acem olduğunu unutmayacağım. Sen de sana haberin akıbetini unutma. Unutma ki sonun öyle olmasın. İbrahim, rahatsız olduğunu söylemişlerdi lakin. Bakıyorum afiyettesin. Ne o içtiğin? Şarap. Sen de ister misin abi? İbrahim! Sen ne suretle benimle böyle konuşuyorsun? Haşa hünkârım, ne haddime? Affedin, bağışlayın canımı. Dememi bekliyorsun değil mi? Af dilememi istiyorsun. Hadi durma, ver ölüm emrimi. Ne de olsa yasaklarına karşı geldim. Celatlarını emret alsınlar canımı. Celatlarını emret boğulsunlar beni. Ya da istersen bizzat celladım sen ol. Kendi ellerini al canımı. Her gece ölümü beklemekten evladır. Bayist'in ölümünü kabul edemedin. Hala onun tesirindesin. Kolay değil İbrahim. Acını, kederini anlıyorum. İbrahim. Senin acısını yaşadığın, yasını tuttuğun şehzade beni öldürüp tahtıma çıkmaya kalktı. Seni de öldürecekti. Kasım'ı da, valideni de. Bir padişah hıyanete göz yumamaz. Yumarsa padişah olmaz. Ben olmayacağım. Eğer padişah olmak böyle bir şeyse, ben zinhar istemiyorum. Sultan Murad'ın hükmü neyse ona razı geleceğim. Düşman toprağında yaşamaktansa kendi evimde, kendi sarayımda ölmeyi yeğlerim. Biliyorum tek arzumuz hayatta kalmamdı. Pes etmemem, savaşmam. Fakat ben öyle bir zalim devrana doğmuşum ki gücüm yetmedi validem.
Onlar kadar zalim olamadım Zira. Olmam da mümkün değil. Sırrını ziyaret bahanesiyle geldim. Çok vaktim yok. Ne demeye geldin ki? Ayasıtım. Civan verdim, yok artık. Hiçbir şeyin manası kalmadı. Savaş bitti. Bitmedi sultanım. Şehzademizin intikamını alana dek sürecek. Kösem Sultan'dan, Sultan Murat'tan hesap soracağız. Cezalarını çekecekler. İşte o gün bir nebze olsun huzur bulacaksınız. Ve belki de o huzur ikimizin saadeti olacak. İkisinin de ciğerini sökmek istiyorum, doğru. Kanlarını içsem soğumaz yüreğim. Belki ben saadetimi yitirdim paşa. Umudumla birlikte toprağın altına girdi. Burada kalmanıza gönlüm razı değil sultanım. Sizi çıkaracağım. Sen beni boş ver paşa. Yapabiliyorsan evladımın mezarını değiştir. O bir şehzade. Layık olduğu üzere merhum babasının yanına defnedilmeli. Koca Kasım Ağa, Revan Zafer'in hatırasına Sarayı Hümayun'da bir köşk inşa edeceksin. Şaşalı ancak zarif bir köşk olacak. Sana itimadım tam. Hünerini göster bakalım. Emredersiniz hünkârım. Eşkâr üzerine çalışayım. Akabinde resimleri arz ederim. Münasiptir. Çekilebilirsin. Hünkârım, Kösem Sultanımız da yokluğunuzda imar faaliyetlerine sürat verdiler. Ahali vaziyetten hayli memnun. Ne faaliyet? Valide Sultanımız Üsküdar'da bir külliye yapılmasını buyurdular. İlaveten hem bu külliyenin vakıflarına akar sağlamak hem de ticaret hayatını canlandırmak için bir han yaptırıyorlar. Mahmut Paşa Camii'nin yakınlarına bir yerde inşaat başladı. İbrahim nasıl? Son zamanlarda halini hiç beğenmiyorum. Hekimler alakadar oluyorlar sultanım. Teskin edici ilaçlar yapıyorlar. Ben de sizinle bu konuyla alakalı konuşacaktım validem. İbrahim'in yanına uğradım. İbrahim dün gece mey içmiş. Hünkar abim onu o halde görmüş. İbrahim olur olmaz şeyler konuşmuş. Allah'tan hünkar abimin eşref vaktine denk gelmiş de. Allah'ım sen oğlumun aklına mukayyet ol. Hali hal değil. İnşallah ilaçlar tesir eder de iyileşir validem. Yoksa ne yaparız hiç bilmiyorum. Gün geçtikçe daha kötü oluyor. Onun için çok korkuyorum. Ya Metsup Mustafa amcama benzerse akıbeti? Ağzından yel alsın Atike. Hayır, el birliğiyle İbrahim'i bu durumdan kurtaracağız. Gel. Şehzadelerimiz Süleyman,
ve Selim Hazretleri. Âlâ. Hünkaroğlu'nun şehzadelerine Muzaffer atalarının isimlerini vermiş. Yüzleri gibi bahtları da güzel olur inşallah. İnşallah. Kızım. İkizler birbirinin acısını hisseder. Derdini, tasasını anlar. Kardeşinin yanında olsun. Keş ağam. Nicedir yüzünü göremez oldu. Hayırdır Cafer? Bir sorun mu var? Daha ne olsun ağam? Bizi şu kötü hayale uğrattın. Ocağın başı olarak sen hakkımızı müdafaa edeceğin yerde yoldaşlarımız ölürken seyrettin. Ferhat abi 38. ortaya mensup Yeniçeri'den bahsediyorsan onların kabahati belli. İhanet ettiler. Hadi Ferhat ağa. Yakındaki adamlar hain, kabahatli. Peki ya diğerleri? Koskoca ortada tek bir masum yok muydu da hepsinin canına kıyıldı ağam? Çoğu bir günahtı onların. Sultan Murat'ın öfkesinden nasibini aldı zavallılar. Seneler sonra ilk defa Yeniçeri sefere çıktı. Zafer kazanıp ganimetle döndü. Siz halinize şükredeceğiniz yerde şikayet edersiniz. Yarına çıkacağımız meçhulken ganimetimize ne faydası var ağam? Yanlış anlama. Bizim seninle bir derdimiz yok. Sen ocağımızda yetişmiş yiğit bir yoldaşımızsın. Bu sebepten sana geldik. Halimizi anlar, derdimizi dinlersin diye. Gidişat hiç hayırlı değil ağam. Vallahi bıktık. Canımızdan bezdik. Kösem Sultanımızla bir görüşsen. Ahvalimizi bilse. Sultan Murat. İşittim ki şanla şöhretle dönmüşsün. Nöbetçiler o büyük, muhteşem zaferini perçinlemek için şenlikler tertip ettiğini söylediler. Oysa ikimiz de biliyoruz ki vicdanını bastırmak için yaptın. Bir kardeş katili olarak dönmek zor. Doğru. Sen kendi evladının kardeş katili olarak dönmesini yeğlerdin. Değil mi? Sen bir kardeşten fazlasısın Murat. Zalimsin mesela. Zorbasın. Hal böyleyken senin katlin, adaletin tecellisi olurdu ancak. İhanet değil. Seninle konuşacaklarımız var. Tahmin edeyim. Hesap
ashabıma çalışan paşa kim? Onu öğrenmek istiyorsun. Kim? Neden bu kadar dert ediyorsun ki? Şehzadem artık yok. Ben de o merak ettiğin paşa da senin için tehdit değiliz. Lakin validen için aynı şeyleri söyleyemem. İstediği oldu. Bayezid'den kurtuldu. Kasım'ın önünü açtı. Kaybettiği tahta bir adım daha yakın artık. Ağlar. Ne yapacaksın? Öldürtecek misin beni? Hiç durma. Ben öleyim zaten. Ben seni neden öldüreyim Gülbahar? Öldürmek sana mükafat. Yaşayacaksın. Burada. Bu zindanda evlat acısıyla kahrolacaksın. Zira evladını sen attın benim önüme. Onun ölümüne sen sebep oldun. İşte bu hakikat yüzlerce mum olup kalbinde yanacak. İnan bana. Bir tanesi bile sönmeyecek. Bekle. Paşa kim söyleyeceğim sana. Lakin karşılığında bir talebim var. Söyle. Bayezid. Kimsesizler gibi ıssız bir yere defnedilmiş. Al onu oradan. Babasının Ahmet Han'ın türbesine götür. Oraya defnedilsin. Ve soysuz köpek! Demek bunca zamandır burnumuzun dibinde saklandın.
Dilaver Paşa denen hain dini devlet bana karşı tertip edilen suikastın içinde yer almış. Gülbahar Sultan itiraf etti. Mustafa Paşa. Hünkârım. Şehzade Bayezid defnedildiği yerden çıkarılsın. Merhum babam Sultanahmet'in türbesine defnedilecek. Emredersiniz hünkârım. Hayırdır gece vakti Kemankeş ağa? Hünkârımıza ocakla ilgili malumat vermeye geldim. Malumatları sadece Kösem Sultan'a verdiğini sanıyordum. Ne de olsa has adamısın. Neyi ima ettiğiniz aşikar paşam. Ben mektup mevzuunda hünkârımıza gerekli izahatı verdim. Size verilecek hesabım yok. Hünkârımız... Mazinin hatırına seni hoş görmüş olabilirler. Lakin benim nezdimde bir kıymeti yok. Kemankeş ağa. Bir daha arkasından iş çevirme. Affolmaz bilesin. Tam da bu sebepten çilehanelere kapandığınız günleri ne çabuk unuttunuz paşam. Kemankeş ağa. Karşında... Vezir-i Sani olduğunu unutma. Bilirim. Bilirim paşam. Lakin siz benimle uğraşacağınıza emir güveneye dikkat edin. Evvela hünkârımızın meclisine girdi. Akabinde saraya yerleşti. Paşam. Bu süratli yükseliş bana birini hatırlatıyor. Bir de bakmışsınız, yerinize geçmiş. Gel. Hünkârım. Seferden döndüğümüzden beri halinizi pek iyi görmüyorum. Şehzademizin ölümü hepimizi üzdü. En çok da sizi. Lakin bu başka bir şey. Hünkârım. Yolda karşınıza çıkan o meczup size bir şey söyledi. Sizi üzecek bir şey. O meczup değil bir kahin Mustafa. Daha evvel de görmüştüm onu. Ortadan kaybolduğum vakit o bulmuştu beni. İstikbalde beni neler beklediğine dair konuştuk. Ataların gibi muzaffer bir hükümdar olabileceksin. Lakin her zaferinin bir bedeli olacak. Öyle dedi. Haklı çıktı. Revan'ı kazandık. Lakin Bayezid'i kaybettim. Keşke şehzademiz... sizin kanatlarınızın altında yaşayabilseydi. Her şey sadece tahtı kanak olarak görür Mustafa.
Şehzade olmanın tabiatı budur. O ateşle doğar. Şehzade büyüdükçe içindeki ateş ağırlanır. Kalbini, aklını ve dahi bütün benliğini sarar. Bayezid bu ateşten yandı Mustafa. Kasım'ın gözlerinde gördüğüm hırsın, İbrahim'in gözlerinde gördüğüm korkunun sebebi bu. Bir gün o ateşler onları da saracak. Hırsın ve korkunun Ademoğluna yaptıramayacağı bir şey yok elbet. Lakin onca yaşanan hadiselerden sonra kimsenin buna cüret edeceğini sanmam hünkârım. Hem vaziyet başka. Şehzade Bayezid'i yoldan çıkaran validesi Gülbahar Sultan'dı. Gülbahar Sultan buna cüret etti lakin muvaffak olamadı Mustafa. Peki validem? Kösem Sultan? Maziyi bir düşün. Kaç padişahı tahttan indirdi? Bu sebepten gitmesine izin vermedim. Burada kalmasına izin verdim. Gözümün önünde olsun istedim. Yazdığı mektup. Akabinde Gülbahar Sultan'ın sözleri belli ki şüpheye düşürdü sizi. Lakin Kösem Sultan'ımızın böyle bir şey yapacağına ihtimal dahi vermem. Eskiden olsa ben de vermezdim Mustafa. Lakin bu yaşananlardan sonra benim valideme itimadım kalmadı Mustafa. İlk kahinin sözlerinden sonra. Soy senden devam etmeyecek. Kardeşlerinden biri tahta çıkacak. Sana rağmen çıkacak. Bunları söyledi kahin bana. O meczubun sözlerine itibar etmeyin hünkârım. İstikbali ancak Rabbim bilir. Lakin içiniz rahat edecekse şüphenizden kurtulmanın bir yolu var. Nedir o yol? Tahtın varisini ilan edin. O vakit hiç kimse sizin oğlana göz koymaya cüret dahi edemez. Hünkârım. İbrahim. Kardeşim hadi bırak artık yapma. İbrahim. İbrahim tamam hadi gidelim İbrahim. Kasım. Validem yetişin. Ne yaptıysam ne söylediysem mani olamadım. Kendi mezarını kazıyor. Hünkar abimin bizi de öldüreceğinden korkuyor. İbrahim. Oğlum bırak o elindekini hadi dairene dön. İbrahim içim parçalanıyor. Üzme beni bırak. Üzme beni. Bırakın beni validem. Ha bugün ha yarın ne fark eder? Ne istiyorsunuz benden? Cellat korkusuyla yaşamam mı? Yoksa mensup Mustafa amcam gibi aklımı yitirmem mi? Allah'ım esirgesin. Ne olur beni bu korkuya esir etmeyin. Bırakın öleyim. Bana bak. Bana bak gözlerime bak. Sana söz veriyorum. Sana söz veriyorum buna izin vermeyeceğim. Canımı siper edeceğim yine de seni cellatlara vermeyeceğim.
beni bırakmayın valide. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Yüce Hünkârımız Sultan Murat Han'ın fermanı şerifidir. Kardeş katline mani olmak için tatbik edilen ancak şehzadelerin iktidar hırsına kapılıp taht kavgasına düşmesine sebep olan Ekber ve Erşed usulü dini devletin selameti ve bekası için kaldırılmıştır. Bundan böyle taht, örf ve adetlerimize göre babadan oğula geçecektir. Bu sessizliğin ardından bir fırtına kopacağı belliydi. Mektupta Kasım'ı tahta çıkaracağımı yazdım ya. Güya gözdağı veriyor. Daha yeni bir şehzade idam edilmişken bu karar herkesi huzursuz edecek sultanım. Valide Sultan Hazretleri. Evet Sinan Paşa. Hususi konuşacağım demişsin. Nedir mevzu? Sultanım, hünkârımızın fermanı şerifini işittiniz muhakkak. Cüretimi bağışlayın. Ancak devlet ricali alınan bu karardan hayli endişeli. Şüphesiz hünkârımız soyun kendi oğullarından devam etmesini ister. Ancak ikisi de daha çok küçük. İstikbalde ne olacağını bilmeden böyle bir karar almak bilmem ne kadar doğru. Bana niye geliyorsunuz? Devlet ricali endişesini padişaha bildirsin. Vazifeniz bu değil mi? Elinizi taşın altına koyun, doğru yolu gösterin. Sultanım, her şey gizli kapılar ardında konuşulup karara bağlanıyor. Silahtar Mustafa Paşa kimseyi yaklaştırmıyor. Bu kararda da onun parmağı var. Bir tahayyülü olduğu belli. Neymiş o tahayyül? Kendi nizamını kurmak. Bilhassa size karşı. Bu uğurda hünkârımız da yanlış yollara sevk etmekten çekinmez. Yel kayadan ne koparır? Essin dursun. Bizim sizden yana korkumuz yok sultanım. Biz Şehzade Kasım ve Şehzade İbrahim'in Şehzade Bayezid'in akıbetine uğramasından korkarız. Zira bu fermanla kardeş katlinin yolu yeniden açıldı. Ben yoldayken kim geçecekmiş oradan? Olmaz öyle şey. Nizamı değiştirdim ben, geri dönüşü yok artık. Şehzadem,
Kösem Sultan yok. Has bahçeye gittiler. Validem, doğru mu duyduklarım? Hünkar abim saltanatın babadan oğula geçeceğine dair ferman yazmış. Maalesef. Gün geçmiyor ki hünkar abin ailenin mahvına sebep olacak bir karar daha vermesin. Siz nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsunuz? Yaptıklarının neticesini göremiyor musunuz? Ekber Şehzade olarak taht benim hakkımdı. Gel benimle. Herkes pusuda durmuş açığımızı beklerken ulu orta konuşulacak mevzu mu bu? Bu ferman İbrahim'le benim ölüm fermanımız validem. Neyi bekliyorsunuz? Ölmemizi mi? Sakin ol, sakin ol, tamam mı? Hünkar abim böyle bir karar verdi diye hanedanı ayakta tutan usuller değişmez. Gideceğim, konuşacağım, fikrini değiştirmesini sağlayacağım. Hala umudunuz var öyle mi? Hünkar abim sizi dinleseydi işler bu raddeye gelmezdi. Görmüyor musunuz? O bizden çoktan vazgeçti. Sizi bizle tehdit ettiği gün vazgeçti. Biz de tedbir alırız o vakit. İcap ederse ulemayı, devlet erkanını, askeri hepsini toplarım. Yine de bu fermana mani olurum. İbrahim, ne yapıyorsun burada? Her yerde seni aradım. Yeğenlerimi görmeye geldim. Ne tuhaf değil mi? Onların istikbali bizim ölümümüz demek. O ne biçim söz İbrahim? Böyle bir şey olmayacak. Kundaktaki bebek sence gördüklerini hatırlar mı Atik? Nasıl hatırlasın İbrahim? Henüz hiçbir şeyin farkında dahi değil. Bırak beni! Bırak! Ben hatırlıyorum. Bırak beni! Bırak beni! Bırak! 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 Cellatların bizi öldürmeye geldi. Duvara vuran gölgeleri. Son anda kurtulduğumuz gece. Çocukken sıçrayarak oynardım. Kabus görüyorsun İbrahim. O gölgeler gerçek değil diye tekrar edip dururdum kendime. Ama gerçekti. Yıllar sonra ilk defa dün aynı rüyayı gördüm. Gölgeler yine geldi. Anladım ki ne kadar kaçarsak kaçalım bizim hakikatimiz bu. Çıkar aklından bu söylediklerini. O fermanın bir hükmü yok. Hünkar abim size zinhar kıymaz. Eğer yapacak olsaydı daha evvel yapardı. O vakit bunu yapacak gücü yoktu. Şimdi ise var. Keşke hiç büyümeseydik. Bayezid de ölmezdi. Kasım da, ben de. Çocukken oynadığımız oyunları oynardık. Kabahat işlediğimizde yine kaçardık. Şimşirliğe giderdik. Ağaçların ardına saklanırdık.
kimse bulamazdı bizi. Ekber ve Erşed Kanunu bu kubbe altındaki tüm şehzadelerin canının teminatıydı. Senin evlatlarının da. Biliyor musun ki bu ferman evlatlarından birinin ölümü demek. Tahta çıkanın diğerini katletmesi demek. Yazık. Yazık. Daha çocukken kardeşlerini koruyup kollayan oğlum, şimdi kardeşlerinin ölüm fermanını yazıyor. Tabiatında sadece kusur görmek varsa, tavus kuşunda çirkin ayaktan başka bir şey göremezsin demişler. Sizin vaziyetiniz de bu valide. Ben kardeşlerim için yaptım bunu. Onları korumak için. Taht sevdasına düşüp yanlış yollara sapmasınlar diye. Rahmetli Osman abin de böyle demişti. Ben onların iyiliği için yaptım demişti. Evvela odaya kapattı. Sonra Mehmet abini öldürdü. Hatırlıyorsun değil mi? Ömrü devletin berbat olup benim ömrümden ne mamur eylediysen sen de saldırın süremeyesin. Gözlerinle şahit oldum. Bu odada oldu. Burada hatırlıyorsun değil mi? Nereye düştü abin? Oraya mı düştü? Buraya mı düştü? Buraya mı? Buraya mı? Nereye düştü? Biliyor musun? Benim sabrımı zorlama. Osman abim bunu yaptıysa sebebi sensin. Senin bitmek, tükenmek bilmeyen hırsın. Onu tahttan indirmenden korkuyordu. Korktuğu başına geldi. Sen bu fermanı bu yüzden mi yazdın? Maziden ibret alacağın yerde bir de tutmuş beni itham ediyorsun. Ne olur ibret almazsam? Niçin sürekli Osman abimden konuşuyorsun? Tehdit mi bu? Vakti gelince sana karşı durdum diye beni de mi tahttan indireceksin? Meydan mı okuyorsun bana? Meydan okumaksa niyetin. Ben buradayım. Yetiyorsa gücün, kudretin indir beni. Lakin unutma. Yaptığın en ufak hata senin, Kasım'ın, İbrahim'in kaderini değiştirir. Unutma. Thank you.
Murat'ın gözünü kan bürümüş. Beni evlatlarımın canıyla tehdit etti. Eğer önüne geçmezsem... Allah korusun sultanım. Ulema'ya devlet erkanına Yeniçeri ağalarına haber ver. Akşama meşveret meclisi toplansın. Sultanım, vaziyet daha kötü olmasın. Dilerseniz müddet bekleyelim. Vakit yok hacı. Bu gece dahi kıyabilir evlatlarımın canına. Hünkârım, umarım rahatsız etmedim sizi. Yokluğumda devlet işleri epey birikmiş. Seninle pek alakadar olamadım. Nasıl, alışabildin mi? Alışmaya çalışıyorum hünkârım. Ne yalan söyleyeyim, hadiselerin hızlı başımı döndürdü. İşittiğime göre validemle tanışmışsın. Şair Nefi vaktiyle bana senden bir haber yollamıştı. Anasının eteğinin altından çıkıp gelebilirse kim kimin elini öper görürüz demişsin. Başlayın. O sizi tanımazdan evvel. Sizin ne kadar kudretli bir hükümdar olduğunuzu gözümle gördüm. Kılıcımla şahit oldum. Siz hünkârım, siz devrin parlayan yıldızısınız. Yaşınızı da hesaba katar isek hayalinizden de büyük... Muhteşem bir istikbal sizi bekliyor. İnşallah. Senin için işret meclisine pek meraklıydılar. Sanata, musikiye epey düşkünmüşsün. Bu gece bana da bir işret meclisi tertip et bakalım. Şeref duyarım hünkârım. Lakin bunu hangi sıfatla yapacağım? Malum. Bir Acem şahzadesi olarak kime nasıl emir verebilirim bilemedim. Siz canımı bağışladığınızda bundan böyle size hizmet edeceğimi söylemiştiniz. Senin için epey mühim bir vazife var aklımda. Lakin bunun için mezhebini değiştirmen zaruri. Uğrunuza canım feda hünkârım. Sırası mühim. Kağıtta yazan sıraya göre icra edeceksiniz. Tek bir hata dahi istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hünkârım, hoş geldiniz. Safa getirdiniz. Hoş buldum. Pek bir ihtimam göstermişsin. Buyurun hünkârım. Neleri sevip sevmediğiniz konusunda istihbarat toplamak pek kolay olmadı. Benim de talep ettiğim bazı şeyler vardı. Çoğunu yapamadılar. İnşallah zamanla alışacaklar. Elleri mahkum. Sana da vazifene de alışacaklar. Hünkârım, merakımı mazur görün. Emir Güne'yi hangi vazifeye layık gördünüz? Artık Emir Güne yok Mustafa. Onun adı Yusuf. Bundan böyle onu baş musahibim tayin ettim. Yüce padişahımızın inayetiyle şereflerin en büyüğüne nail oldum. Müsaadenizle.
var ya sultanım? Sinan Paşa. Hünkârımızı görmeye gelmiştim fakat sarayda değiller. Acilen iletmem gereken bir husus vardı. Belki siz bana yardım edebilirsiniz. Ne de olsa şehzadeleriniz artık taht namzedi. Ve siz de geleceğin valide sultanısınız. Mesele nedir? Kösem sultanımız bu gece meşveret meclisini toplayacakmış. Beni de davet ettiler. Meşveret meclisi mi? Onlar kim? Neden toplanıyorlar? Erkan-ı devlet sultanım. Gizlice toplanıp mühim bir karar almak istiyorlar belli ki. Hayırlı bir gece olmayacağı aşikar. Ben hünkârımıza haber veririm. Siz toplantıya katılın paşam. Katılın ve ne olup bittiğini öğrenin. Elbette sultanım. Siz hiç merak etmeyin. Sultanım, ocakta ağalar önümü kesiyor. Her fırsatta hünkârımızdan yana dert yanıyorlar. Sizden başka umutları da yok. Sustur onları. Erken öten horozun başını keserler. Gerekeni yapıyorum sultanım. Zaptına kadiriz. Lakin ne kadar tutabilirim inanın bilmiyorum. Sen ocağa dön. Askeri başıboş bırakma. Yeniçeri yanımızda olduğu müddetçe sırtımız yere gelmez. Asıl siz başımızda olduğunuz müddetçe sırtımız yere gelmez sultanım. Müsaade buyurun. Sizinle geleyim. Yanınızda olayım. Bir aksilik çıkarsa... Olmaz Kemankeş. Yanımda görünemezsin. Kendini gizlemen lazım. Hünkâr oğlum zaten senden şüpheleniyor. İlk hatağında kelleni alır. Ben buna dayanamam. Bir de seni kaybetmeye dayanamam. Buyurmayın sultanım. Ben hep sizin yanınızdayım. Olur da uğrunuzda ölmeyi nasip ederse Rabbim, bilin ki bu ölümlerin en hayırlısıdır. Arya Sultan hünkârımıza yolladı. Hünkârım, Farya Sultanımızdan mühim bir havadis varmış. Kötü bir vaziyet yoktur inşallah hünkârım. Validem bu gece meşveret meclisi toplayacakmış. Farya Sultanımız bunu nasıl öğrenmiş olabilirler? Sinan Paşa beni bulamayınca Farya'ya haber vermiş. Paşa da davetliymiş meclise. Farya katılmasını istemiş. Konuşulanları öğrensin, bize anlatsın diye. Validem ulemayı bana karşı dolduracak belli.
Allah bilir neler konuşacaklar. Dün gece Fariye Sultan'a validemin meşveret meclisinden bahsetmişsin. Anlat bakalım neler konuşuldu. Valide Sultanımız malum fermanınıza istinaden topladılar meclisi. Ekber ve Erşed kanunu kaldırarak büyük bir hata içinde olduğunuzu af buyurun haşa huzurdan. Sonunuzun merhum abiniz Sultan Osman gibi olacağını söylediler. Peki paşam, kimler katıldı bu meclise? Ulema ve devlet erkanından birçok kıymetli zat teşrif ettiler paşam. İsimleri burada yazıyor. Arz ederim. Katılanlar neler söylediler peki paşam? Onlar da destek oldular mı sultanımızın bu fikrine? Ne yazık ki Şeyhülislam Yahya Efendi dahil herkes Kösem Sultanımıza hemfikir. Başka? Siz en doğrusunu bilirsiniz hünkârım. Fakat ben Kösem Sultanımızın bir art niyeti olduğunu düşünmüyorum. Kendilerince sizi korumak istemişler belli ki. Valideme ne söylesem kâr etmiyor Mustafa. Sabrını zorlamaktan vazgeçmiyor. Şeyhülislam Hazretleri. Sinan Paşa. Hünkârım, bağışlayın. Habersiz geldim. Fakat vaziyet mühim. Hayırlar olsun. Hayırlar olacak inşallah. Hünkârım, dün gece ulemayla meşveret ettik. Ekber ve Erşed usulü hakkında verdiğiniz karara dair herkes fikrini söyledi. Nihayetinde ulema olarak tavsiyemizi size arz etmeye geldim efendim. Dinliyorum. Hünkârım, hem şehzadelerinizin yaşının küçük olması hem de kardeş katlinin terk edilmiş olması sebebiyle ulema bu kararınıza şart koydu. Ben de seni kendimden taraf sanırdım Yahya Efendi. Yazık. Sen de herkes gibi yüzünü Kösem Sultan'a dönmüşsün. Zira dün gece validem de sizinleydi. Emrinizi ondan aldınız. Haşa, haşa hünkârım. Ben doğrudan taraftarım. Adaletten ve vicdandan yanayım. Unutmayınız ki sizde Ekber ve Erşed usulü sayesinde hayatta kaldınız ve tahta çıktınız. Hünkârım, size tavsiyem... Senin tavsiyene ihtiyacım yok Müftü Efendi. Çekilebilirsin.
Sultanım, inşallah meşveret meclisi faydalı olur. Gerçi hünkârımızın fikrini değiştirecek gibi görünmüyor. Ulemanın ve erkanı devletin kimden yana olduğunu bilmesi kafi. Ne demiş vaktiyle Ebu Suud Efendi? Nameşru olan nesne padişah eliyle meşru olmaz. Yahya Efendi hünkârımızın huzuruna çıktı. İnşallah kararını gözden geçirmeye ikna eder. İnşallah. Müsaadenizle sultanım. Ne oldu hacı? Niye kıvranıp duruyorsun sen? Sultanım, ben bunları söylemekten hicap duyuyorum fakat Kemalke Şah'la bu kadar yakın olmanız bilmem ne kadar doğru. Kemalke Şah bana sadakatle bağlı. Bu devirde öyle birini bulmak çok güç. Orası öyle de yıllardır yanınızdayım. Evlerimi biliyorsunuz. Merhum Ebalide Handan Sultan'ın can yoldaşıydım. Ben nasıl desem sultanım, Derviş Paşa ile aralarındaki münasebet malumunuz. Derviş Paşa bir vadi sultana hissetmemesi gereken hisler besledi. Ve bu sebeple İdam edildi. Handan Sultanımız da kendi canına kıydılar. Ne demek istiyorsun sen? Sultanım, demem o ki Kemanke Şah alakanızı yanlış anlayabilir. Beşer şaşar hataya düşer. Hem kendini sultanım hem de sizi felakete sürükler. Malumunuz. Bu sarayda hiçbir sır gizli kalmaz. Edebinle konuş hacı. Bu ne cüret? Ne gördün de böyle konuşuyorsun? Ne demek istiyorsun sen? Hiç. Bağışlayın sultanım, ben yanlış anladım muhakkak. Ne olur ne olmaz söyleyeyim dedim. Zaten canım burnumda, sinirimi senden çıkarmayayım şimdi. Kimlerle mukayese ediyor beni? Ulema kararıma şer koydu Mustafa. Yahya Efendi dayı karşımda. Gönlünüzü ferah tutun hünkârım. Siz doğru olanı yaptınız. Nizamı sağlamak kolay değil. İlkin karşınızda duracaklardır. Lakin zamanla yanınızda yer alacaklardır. İnşallah. İşte Valide Sultanımızın inşa ettirdiği han burası. Pek manidar bir yer seçmişler kendilerine. Niçin manidar dedin? Roma İmparatoriçesi İrini vaktiyle sarayına hükümdarlık alameti olarak bir kule inşa ettirmiş. Oğlu Konstantin küçük yaşta olduğu için uzun yıllar naibelik etmiş. Lakin Konstantin büyüyüp aklı devlet işlerine erdiğinde idareyi ele alması gerektiğini anlamış. İmparatoriçe İrini tahtı bırakmak istememiş. Ve oğlunu düşman bellemiş kendine. Oğluna karşı tertipler düzenlemiş. Konstantin çaresiz kalmış ve taşra şehirlerinden destek almak için İstanbul'dan ayrılmış. Fakat İmparatoriçe'nin adamları tarafından yakalanmış. Validesinin emriyle gözlerine mil çekilmiş. Birkaç gün sonra da yaralarının
iyileşmemesi vesilesiyle vefat etmiş. Asıl iktidar hırsından imparatoriçe İrini'nin gözleri kör olmuş. Evladını bile ezmiş geçmiş. Yedi derviş bir posta sığar da iki hükümdar bir dünyaya sığmaz derler hünkârım. Kardeşlerim, Kasım ve İbrahim hakkındaki hükmümdür. Nereye götürüyorsunuz validem? Bırakın! Kasım! Kasım! Sana söylemiştim, öldürecekler bizi! Kasım!
Sultanım, şehzadelerimizi dairelerinden aldılar. Ağalar zorla götürüyor. Nereye? Göremedim sultanım, tek başımaydım. Peşlerinden gidemedim. Eyvah! Murat kıyacak evlatlarımı. Artık hiç kimse beni kardeşlerimle tehdit edemeyecek. Sen dahil. Hiç kimse onları bana karşı kullanamayacak. Bundan böyle şimşirlikte kalacaklar. Ne yaptın sen? Ne yap? Kardeşlerini kafese mi kapattın? Sakin ol, tamam mı? Güvendeyiz. İbrahim, güvendeyiz diyorum. Sakin ol.